Kardeşler, bir daha bu meydanda 57 İslam ülkesinin liderlerine tekrardan sesleniyoruz. Arkasına sığındığınız sebepler, madde olarak, dünya olarak size ne gibi bir getirisi olursa olsun, dünyayı açıdan hangi bahanelerin ardına sığınıyorsanız sığının. Fakat İslam coğrafyalarındaki akan kanı durdurmadıkça sahip olduğunuz uçaklar, gemiler, silahlar, teknolojiler, mazlumların, Müslümanların, kanı akıtılanların safında, hizmetinde yer almıyorsa, aldırmıyorsanız hesap görücü olarak size Allah yeter. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedunul Emin. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Alemlerin Rabbine, alemlerin sahibine hamdü senalar olsun. Zalim, terör çetesi, Siyonistler, Müslümanlara yönelik saldırılarına devam ediyor. Ve bu saldırılarda ise kesinlikle sınırı tanımıyor. Meşrep ve mezhep farkı gözetmeksizin Siyonizme karşı olan Müslümanları hedef alıyor ve ellerindeki tüm imkanlarla Müslümanlara çeşitli şekillerde saldırılarına devam ediyorlar. Son olarak Lübnan'da Siyonizme karşı direnişi omuzlayan Müslümanlara karşı acımasız şekilde teknolojik bir komployla siber saldırısı düzenlenmiş ve binlerce direnişçinin yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Siyonizmi bir kez daha lanetliyoruz buradan. Bütün bu saldırılar ve saldırı telkinleri bize bir kez daha Filistin'de devam eden savaşın sadece Filistinlilerin savaşı olmadığını, Siyonizmi İslam aleminin bağrından sökülüp atılması için mücadele eden tüm İslam aleminin savaşı olduğunu göstermektedir. İslam aleminin tüm fertleri Siyonizme karşı basiretli bir mücadele içerisinde olmakla yükümlüdür. Başta teknolojik cihazlar olmak üzere Siyonizme hizmet eden her türlü ticari mali boykota ilk günkü duyarlılık ve hassasiyetle devam edilmelidir. Son siber saldırılarında apaçık bir şekilde gösterilmiştir ki Siyonizme karşı tavır alan her Müslüman hedeftedir. Bunun farkında olarak her Müslüman teknolojik cihaz alırken dikkatli davranmalıdır. Keza mevcut cihazların kullanımında azami dikkat ve özen göstermelidir. Siyonizmin güdümünde olan teknoloji markalarından katil surette uzak durulmalıdır. Filistin davasının her bir neferi tedbirli ve sorumlu davranmalı, öngörülebilecek veya öngörülemeyecek saldırılara karşı uyanık olunmalıdır. Bir kez daha bilinmelidir ki Siyonizm var oldukça bu topraklarda yaşayan her bireyin yaşam hakkı tehdit altındadır. İster bu davaya gönül versin, ister kayıtsız kalsın, herkes ama herkes tehlike altındadır. Siyonizm mutlak çıkar hareketidir. Kısa, orta ve uzun vadeli bir ajandaya sahip bir sinsi bir zihniyettir bu. Siyonizmin hedefinde olmadığını düşünen bugünün bazı kesimleri de orta ve uzun vadede Siyonizme hedef olacaklarını ve Siyonizme hiç ummadıkları bir şekilde yüzleşeceklerini ise hiçbir zaman unutmamalıdırlar. İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası tüm aktörlerin bir an önce Siyonizme karşı aktif bir inisiyatif alması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Allah'tan bizi Siyonizmin olmadığı aydınlık yarınlara eriştirmesini temenni ediyoruz. Basın açıklamamız burada sonuçlanıyor.